Oyuncunun bir sonraki satışından da Belçika ekibi bu sefer %15'lik bir pay alacak. 5 yıllık bir sözleşme imza atacak Muleka. İlk sezonda 900 bin euro garanti ücreti var. Geçen sezonun ikinci yarısını Kasımpaşa'da forma giyerek geçirmişti Demokratik Kongolu oyuncu. 14 maç, 12 gol ve 5 asisten bahsediyoruz. Rakamlar oldukça olumlu. Aynı performansı Beşiktaş'ta bekliyor musun diye Mehmet Özcan'a da sözü vereyim. Geçen sezonun gizli gol kralı bakarsak yani yarım devrede müthiş bir istatistik. Hı hı. Hemen hemen her maç skora damgasını vurdu. Hatta Beşiktaş'ın 3-0 kaybettiği Kasımpaşa maçında 2 gol atmıştı aslında. Hı hı. O maçla iyice zihnimize kazındı. Fırsatçı bir oyuncu, ceza sahası içinde kafa vuruşu da yapıyor. Dönen topu da tamamlıyor. Ayağını bir şekilde o pozisyonlara sokuyor. Skorer bir kimliği var. Beşiktaş'ın da kadro planlamasını hatırlatın. Üçlü savunma oynayan Beşiktaş var. 3-4-3 ve kenar bekleri Rozier, Rıdvan, şu aşamada Rıdvan'ın Frankfurt'a gitmeni düşünelim. Merkezi de Josef'le Gateson. Yani doğal olarak sizin öndeki üçlünüzün çok skorer olması gerek. Weghorst bu anlamda size artı 20 gol vaat eder. Gezal asist anlamında o da gol asist olarak 15 golü bulabilir dersiniz. Burada tamamlayacak 3. oyuncu muhakkak skorer olması gerekti. Muleka bu anlamda bence doğru profil. Yaşı da genç bakarsak 23-24 yaşında diyebiliyorum. Ve evet Kasımpaşa'daki yarım sezonluk performansı çok iyiydi. Şu soru işareti olabilir. Hani Anadolu takımında bir büyük takım dışındaki takımlarda gösterilen performans şampiyonla oynayan takımlar için referans olabilir mi diye Abdülkerim için de aynı soru sorulabilir Galatasaray özelinde. Ben Abdülkerim'in de bu anlamda Konyaspor'un oynadığı futboldan yola çıkarak söylüyorum. Kesinlikle hani büyük takım içinde de o formasyonda iş yapar diyorum. Çünkü top tekniğini konuşturarak Abdülkerim Konyaspor'da Sivrilo dribling ile Muleka'ya gelirse Kasımpaşa gayet hücum futbolu tercih ediyordu. Çok kontratak odaklı bir takım değildi öyle söyleyebiliriz. Bir şekilde de hani Valerian İsmail'in Muleka, Weghorst, Gezal'dan iyi bir üçlü oluşturacağını düşünüyorum ben. Aynı fikirde misin? Muleka özelinden başlayarak tabii konuşalım hücum hattını. Yani yeterli bir süreye sahipler. Muleka'nın bu takıma uyum göstermesi için yeterli bir süreye sahipler. Ama şunu unutmamak gerekiyor. Muleka'da bir Wagner Love vakası yaşanmaması lazım. Wagner Love da Beşiktaş'a transferini gerçekleştirmeden öncesinde çok iyi işler yaptı. Ligimizin gol kralıyla. Evet, gol krallığı vardı. Alanya'da yaptığı işler vesaire çok gerçekten önemli işler yapmıştı. Ama Beşiktaş'a transferi o kadar kısa süre içerisinde gerçekleşti ki sonrasında yeterli bir performans alınamamıştı. Bunun en büyük sebeplerinden bir tanesi şu. Alanya Spor'un hücum attığıyken sizi rakip savunmalar ya da rakip oyuncular bir ya da iki adamla savunurken Beşiktaş'ın son adamıysanız bu sayı 3'e 4'e çıkıyor. Beşiktaş'ın son adamı olarak gol ararken sizin çevrenizde 3-4 tane rakip bulunurken geriye yaslanmış çoğunlukla bekleyen işte böyle oyuncular varken ama Alanya'dayken farklı, Kasımpaşa'dayken farklı. O yüzden de Anadolu takımlarından gelen golcülerin İstanbul ekiplerine ya da şampiyonluk kovalayan bu tarz ekiplerde zorluk yaşamasının en büyük sebeplerinden bir tanesi budur. Muleka'yı Kasımpaşa'nın hücum adamıyken rakiplerden tutan oyuncu sayısıyla Beşiktaş'taki tabii ki farklı olacak. O yüzden de Muleka buna ne kadar cevap verebilecek? Bunu görmemiz gerekiyor. Weghorst için farklı bir dünya var. Çünkü Premier Lig ya da işte o bölgeden geliyorsunuz, İngiltere'den geliyorsunuz. Ve İngiltere'de tabii ki de bu agresif savunmalar her yerde var. Gelecek Türkiye'de de aynı dinamikler içerisinde mücadele verecek. Ama Muleka'nın daha fazla rakip savunmaya karşı ne yaptığını şu an bilmiyoruz. Peki. Burası kapalı kutu biraz. Weghorst'u da biraz konuşalım istiyoruz. Ama bir VTR'miz var Weghorst'la alakalı. Onu ekranlarımıza taşıyalım sevgili izleyenler. Beşiktaş'a kiralık olarak geldi biliyorsunuz Weghorst. Çoğu futbolcuya göre oyuncunun farklı bir hikayesi varmış. Onu ekranlarımıza getirelim, üzerine konuşalım. Hikayesi biraz ilginç. Mehmet, seninle devam edelim istersen. Farklı bir öyküsü var hakikaten. Satır başları da oldukça ilginç. Anne ve babasını karşısına alarak aslında kariyerine başlamış. Onu söyleyelim. Zengin bir aileden geliyor. Varlıklı bir ailenin, evet. Evet. Kaka dünya futbolunda böyle iz bıraktı. Galatasaray'da Florkin oynamıştı çok geçmişte. Yine hani futbolcu olmasına ihtiyacı yok öyle söyleyeyim maddi açıdan. Ama bambaşka kariyer çiziyor. En sonunda bir aşı karşıtlığı nedeniyle Almanya'dan bir İngiltere'nin yolunda tutmuştu orada yaşadığı problemler, anlaşmazlıklar diyelim. Ama özel bir oyuncu. Bireysel çalışmasına çok önem verdiğini biliyoruz ve bayağı bir ekiple çalışıyor zaten. Evet. Birçok işte fitnessçısı, beslenme uzmanı, kendisine iyi bakan bir oyuncu. Hollanda milli takımda aday kadrosunda olmasını ben önemsiyorum. Çünkü Hollanda güzel bir jenerasyon yakaladı ve Dünya Kupası'nda olacak. Weghorst da Beşiktaş'ta atacağı gollerle milli takımında kalıcı olmaya çalışacak.
Burnley'deki gol sayısının az olmasına hiç takılmıyorum. Almanya Ligi'nde Wolfsburg'la 3 sezonda yaptıkları Beşiktaş'la başarılı olması için bence önemli referans. Doğru bir transfer olarak görüyorum. Aile şirketinin değil futbolu tercih etmesine ne diyorsun? Evet. Ailesi sevgili izleyenler 15 ülkede 3100'ün üzerinde benzin istasyonuna sahipmiş. Karakter meselesi. Bazıları böyle sever, bazıları kendisini ailesiyle birlikte yaşamayı tercih eder. O yüzden de ben önem verdiğim bir duruş bu. Hı hı. Bu biraz oyuncunun da tabii dediğim gibi karakteriyle alakalı bir durum. Bilmiyorum bu sahadaki karakterine nasıl yansıtıyor ama güçlü bir kimliği olduğu belli. Böyle bir yaklaşımda bulunarak hayatıyla ilgili. Paraya değil kariyerini aslında tercih etmiş. Yani yine tabii ki büyük paralar kazanıyor ama çoğu insan herhalde aile şirketinde kalmayı tercih ederdi. Bu tarz yaklaşımlar kıymetli bence de. Hayallerinin peşinden koşmak evet, gibi. Evet, yani insanın böyle hayallerinin peşinde koşması gerekir ama tabii ki doğru adımlarla koşmak aynen lazım. Aynen öyle. Vekors'tan beklentin diyeyim. Sağ içi beklentin. Ben önemli işler bekliyorum. Eğer ki Beşiktaş Batshuayi'ye tanıdığı o gol pozisyonu sayısını, tehlikeli atak sayısını, orta saha üretkenliğini bu sezonda korur ve Vegors'a Batshuayi'de olduğu gibi çok fazla pozisyon şansı tanırsa, Vegors bunları da yine büyük oranda, eğer Batshuayi'deki gibi bir şanssızlıkla karşılaşmaması durumda tamamlayacaktır diye düşünüyorum. Şu aşamada bunu öngörmek mümkün değil. Ancak Beşiktaş büyük oranda zaten orta saha hattını koruyor. Giden oyuncular var evet ama bir şekilde transferleri de gerçekleştiriyor Beşiktaş. Bu hücum zenginliğinin bu kadroda da olacağını düşünüyorum. Burnley'deki kariyeriyle bu Beşiktaş'taki kariyer arasındaki en büyük farkı rakip ceza sahasına olan uzaklığı olacak. Beşiktaş'ta çoğunlukla rakip ceza sahası içinde konuşlanabilecek bir Vegors olacak. Bu Burnley'deyken çok da öyle olamıyordu. Çok daha gerilere gelmesi gerekiyordu. Biraz takımın değil mi oyun stilinden kaynaklı oyun stiliyle bir performans. Alakalı. Evet. Ama Valerian İsmail'in oyun tarzıyla birlikte istediği gol sayısına ulaşacaktır. Yarın da kampta olacakmış bu arada oyuncu. Onu da söyleyelim. Cuma günü Avusturya'ya geçeceği konuşuluyor. Eklemek istediği noktalar var mı Beşiktaş'a dair? Çok... Şimdi transferde daha hamle gelecektir herhalde. Şu ana kadar doğru adımlar atıldı gibi. 3 tane oyuncu saydık işte. Vegorst, Gezal, Muleka ile o planlamayı yaptılar. Yedeği de Cenk Tosun. Yani Güven Yalçın'ın boşluğunda Cenk Tosun'la doldurdular. Cenk de uzun süreli 2 tane sakatlık yaşadı. Ondan dolayı soru işaretleri yoksa kalitesini tartışmayacağımız bir oyuncu. Vegorst, Cenk ikilisi bir Gomez-Cenk etkisi yaratır mı geçmişteki? Ben biraz Cenk'ten şüpheliyim. Hani Vegorst'a güvenim tam yani. Muhakkak bu ligde iş yapacak profili oyuncu. Hem top tutabiliyor, o uzun boyuna rağmen top tekniği iyi. Artı ceza sahası içinden her türlü golü atıyor. Yani ezber golü yok Vegorst'un. Savunmaya aldıkları sayı söylemiyor. Aslında Beşiktaş şöyle akıllı bir iş yaptı. Omurgasını iyi kurdu yani sayıs. Jelson Fernandes ve Vegorst artık iş hani yan parçalar diyebiliriz. Emre Can'la görüşülüyor sanırım yerli stoper için. Oraya muhakkak bir yerli stoper de atmalı. Çünkü artı 3'ü düşünürsek kaleci Ersin, yerli stoper Rıdvan ya da Umut. Rıdvan'ın durumuna göre belki de bir Tayfur Bingöl. Orayı bir sol kenar oyuncusu da transferi. Onun dışı yabancı ağırlıklı bir kadro planlaması olacak. Bakalım yani çok erken bitirdiler transferi. Ve Valerian İsmail'in kampta bu oyuncu grubuyla çalışması da onun için bir şanslı ilk öncesi.